Çok şükür ki son 15 yılda AK Parti iktidarları döneminde inşaat sektörünün genel ekonomi içindeki payı 2 katını bulmuştur. Bundan 15 yıl önce toplam gayri safi yurt içi hasıla içindeki inşaat sektörünün payı %4'lerde 5'lerdeyken hükümetimizin bu sektöre vermiş olduğu destekle işte kentsel dönüşüm projeleriyle, toplu konut projeleriyle bugün Türkiye ekonomisi içindeki yeri %8-9'lara ulaşmış bulunmaktadır. 2 katı bir artış vardır 15 yıl içinde. Bakın Türkiye ekonomisi her şeye rağmen çok şükür ki 2016 yılının ilk 9 ayında %2.2'lik büyümeyi başardı. Her şeye rağmen bir darbe girişimi olmuş ülkede, terör saldırıları ardı ardına geliyor, yurt dışında bir savaş veriyoruz ama çok şükür ona rağmen bu ülkenin belini bükemediler, dize getiremediler. Ülke ekonomisi hala daha bütün bunlara rağmen dimdik ayakta ve %2.2'lik bir büyümeyi başardı. Bakın Almanya'nın 2016 yılı aynı dönemde 9 aylık büyümesi %1.6 arkadaşlar. Almanya'nın. Orada savaş yok, orada terör yok, orada darbe girişimi yok. Amerika'nın ise dünyanın en büyük ekonomisine sahip Amerika'nın bile 9 aylık büyümesi %1.5. 1.5. Türkiye ekonomisi 2016'da çok şükür 2.2 9 ayda büyüme gösterdi. İnşallah 4. çeyrek açıklanmadı henüz TÜİK tarafından, İstatistik Kurumu tarafından. Yine 4. çeyrekte de pozitif olacağı inancı içindeyiz. İnşallah kamu sabit sermaye yatırımları hükümetimizin 2017 bütçesinde kamu yatırımlarının da %21 oranında büyümesi öngörülmektedir. 2017 yılı bütçesi içinde. İnanıyorum ki işte bütün Türkiye'de dünyanın da gıpta ettiği bu altyapı, üst yapı projeleri, köprüler, barajlar, havalanları, havalimanları ve benzeri gibi projelerle inşallah kamu sektöründe de 2017 yılında inşaat alanında büyüme devam edecektir. Türkiye'nin bir kentsel dönüşüm gerçeği bulunmaktadır. Nedir o derseniz, bakın Türkiye geçmiş yıllarda 99 ve 2001 depremlerini yaşadı, Marmara depremlerini. Çok acılar verdik, çok kayıplarımız oldu. Türkiye deprem açısından bir deprem bölgesinde bulunuyor. Fay hattı üzerinde bulunuyor. Bilim adamları, akademisyenler diyor ki özellikle Marmara bölgesinde 2030 yıllarına kadar yine Allah korusun büyük bir depremle karşı karşıya kalma ihtimalimizin yüksek olduğunu ifade ediyorlar. Peki o zaman yapmamız gereken nedir? Bu büyük depreme ve depremlere hazırlıklı olmamız gerekiyor. Hazırlıklı mıyız? Evet, bazı çabalarımız var. Yeterli mi? Yeterli değil değerli dostlar. Türkiye'nin konut stoğu, burada inşaat sektöründen arkadaşlarımız var, müteahhitlerimiz var. Konut stoğunun önemli bir bölümünün yenilenmeye ihtiyacı var, güçlendirilmeye ihtiyacı var. Bakanlık olarak bizim tahminlerimize göre Türkiye çapında 7,5 milyon adet bağımsız bölümün yenilenmesi gerekiyor. Depreme dayanıklı hale getirilmesi gerekiyor. İşte 2-3 gün önce de İstanbul'da gördüğünüz gibi bir boşaltılmış bir apartman aniden çöktü ve 2 tane vatandaşımızı kaybettik maalesef. Buna benzer işte Türkiye'de deprem riski altında olan özellikle 2000 yılı öncesinde yapılmış konut stoklarından 7,5 milyonunun yenilenmesi gerekiyor. Bu maksatta tabii ki hükümetimiz de
gerekli çabayı gösteriyor. Bu maksatla 2012 yılında bir kentsel dönüşüm yasası mevzuatı geliştirilmiş. Bu çerçevede de 4,5 yıl içinde bu mevzuat çerçevesinde teşviklerle, desteklerle Türkiye'de 1 milyon civarında bağımsız bölüm konut kentsel dönüşüm tarzında dönüştürülmüş bulunmakta. Yeterli mi? Kesinlikle değil. 7,5 milyona ulaşmamız lazım en azından değerli arkadaşlar. Peki bu 1 milyon adet konutun dönüştürülmesi ne kadar insanı ilgilendiriyor? Sadece ve sadece 3 milyon adet, 3 milyon kişiyi ilgilendirebiliyor. İşte o açıdan bakanlık olarak kentsel dönüşüm mevzuatını yeniden ele alıyoruz değerli dostlar. Almak durumundayız. Türkiye'nin alması gerekiyor. Cumhurbaşkanlığı ve yönetim kurulu üyeleri, Sayın Karabük'ümüzün